erk işler, yan işler, ön işler. Bulutsudan yıldıza gitme olayındaydık. Bu bulutsulardan bahsetmiştik. Bu bulutsulardan yıldızlar nasıl oluşuyormuş ona bakalım. Bulutsuyu oluşturan gaz ve toz bir süre sonra arkadaşlar kütle çekiminin etkisiyle bir araya geliyor. Demiştik ki maddenin bir neyi vardı? Çekim alanı. Ve bir araya gelirken gittikçe büyüyor ve kütle çekimi iyice artıyor. Çekimin etkisiyle gaz ve toz bulutu o kadar yoğunlaşıyor ki kendi kendi kütlesinin çekimi altında çöküyor. Bu çöküş merkezdeki maddenin ısınmasına sebep olur ve bu sıcak çekirdek bir yıldızın hayatının başlangıcıdır. Bir yıldızın doğuşu gerçekleşiyor. Evet. Arda Güler değil. Bak şimdi bir yıldız diyorum aklına Arda Güler geliyor. Yok o değil. Bu bildiğin yıldız. Evet bildiğin yıldız. Yıldızın büyüklüğüne göre yaşam süreci aşağıdaki gibi gerçekleşiyor. Yani ne olacak? Küçük bir kütlede ise bu yıldız, hani küçük derken yani dünyanın kaç katı sen anladın onu. Başlangıç kütlesi güneşten az olanlara biz küçük yıldız diyoruz. Zamanla enerjisi azalıyor. Hani bu zaman derken de birkaç milyar yıl oluyor. Hani bir iki gün, üç gün, bir yıl, 10 yıl değil Esra. Birkaç milyar yıl. Zamanla ne oluyor? Yakıtı bitiyor. Enerjisi bitiyor. Zehra Nur. Ne olmaya başlıyor arkadaşlar? Büyüyor, büyüyor, büyüyor ve neye dönüşüyor? Bir kırmızı deve dönüşüyor Kerem. Kırmızı dev oluyor arkadaşlar. Küçük kütleli yıldızlar gezegenimsi bulutsu olarak ömrünü tamamlıyor. Kırmızı deve dönüştü. Gezegenimsi bulut olarak kalıyorlar. Ve yıldızdan geriye demir ve karbon yığını olan bir beyaz cüceye dönüşüyor arkadaşlar. Ve beyaz cüce olarak kalıyorlar. Bu kimler için geçerli? Buçuk yıldızlar için. Buçuk yıldızlar böyle oluyor. Buçuk yıldızlar. Bunlar güneşten küçükler. Önce bir kırmızı dev oluyor, bir şişiyor. Sonra bu arkadaşlar daha sonra bir gezegenimsi bulutsuya dönüşüyor. Sonra da beyaz cüce oluyor. Peki devam edelim. Devam edelim. Büyük kütleli yıldızlar ne oluyor? Güneşten fazla olan yıldızlar zamanla enerjisi azalırken yine büyüyor ve kırmızı üst deve dönüşüyor. Daha büyük bir kırmızı dev oluyor. Büyük kütleli yıldızlar bir patlama gerçekleştiriyor ve bunlar süpernova patlaması yapıyorlar. Ömrünü tamamlıyorlar. Allah rahmet eylesin diyorlar. Evet. Bunlarda ise iki tür durum var. Bu yıldızlardan geriye nötron yıldızları çıkıyor. Bir de ne çıkıyor? Kara delik çıkıyor. Bir de kara delik çıkıyor arkadaşlar. Evet. Hocam, Tam güneş güneş hangisi hangisi olacak? olabilir? Hocam, nötron yıldızının bir diğer adı pulsar değil mi hocam? Pulsar da denilebilir. Evet. Öğretmenim, Hocam. şey nötron yıldızında yanlış hatırlamıyorsam bir yani ışık parçacıklarına ayrılıyor ve bu ışık parçacıkları çok hızlı gidiyor. Yani saniyede 300 bin kilometre fakat 1,5 mikrosaniye falan bir şeyleri var. Ömürleri. Hayat süreleri var. Evet, Ömürleri olabilir. o kadar. Bilmiyorum onu tam olarak bilmiyorum. İlk defa duydum. Öğretmenim, şimdi Efendim Vicdan. süpernova patlaması olduktan sonra nötron yıldızı mı oluyor, İkisi de saçılıyor. Etrafa saçıldığı için bir kısım saçıntılar nötron yıldızı olarak devam ediyor. Ana yapı ise kara delik olarak devam ediyor. kara delik mi? Yani kara delik olması için güneşten büyük olması lazım. Devam edelim. Arkadaşlar yıldızların farklı renkte görünmeleri sıcaklıktan kaynaklanıyor. Tabii biz normalde ışığını hep görüyoruz. Isıyı, daha doğrusu ateşi sarı renkte görüyoruz Evet. ama ateşin arkadaşlar birçok rengi var. Şimdi öğrenelim. Mesela ocaktaki ateş ne renk? Mavi. Mavi değil Mavi. mi? Bakın Evet. en soğuk yıldızlar kırmızı oluyor. Orta sıcaktaki yıldızlar sarı. En sıcak yıldızlarsa ne oluyormuş? Mavi. Evet. Burada hemen İbrahim Tatlıses'ten Mavi şarkısını arkaya editleyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet.
Güneş orta sıcaklıkta bir yıldız olduğundan biz sarı görüyoruz. Halbuki güneşin ışığı beyaz. Yıldızlar kütlelerinin büyüklüğüne göre farklı isimler alıyorlar. Bunlar küçükten büyüğe doğru beyaz cüce, nötron yıldızı, kırmızı dev, kırmızı üstte. Bizim güneşimiz ne yapacak arkadaşlar? Bizim güneşimiz kırmızı dev olacak. Sonrasında Allah kerim. Beyaz cüce mi olur? Gezegenimsi bulutsu mu olur? Bizi de çok ilgilendirmiyor. Çünkü kırmızı dev olduğunda bizi yutacak. Yani dünya münya kalmayacak arkadaşlar. Evet. Hocam, bir şey soracağım. Evet. Şimdi dediniz ya mavi renkli yıldızlar en sıcak yıldızlar. O zaman hocam bir ocak nasıl da mavi renk oluyor? Ben onu pek anlayamadım hocam. Oradaki maviliğin nedeni gaz olması, metan gazından kaynaklanıyor. Tamam? Sıcaklıktan değil. Oradaki mavilik metan gazından. Biliyorsunuz Antalya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir yer var. Sudan ateş çıkıyor. Metan gazı var. Kibriti çakıyorsun, ateş yanıyor. Arkadaşlar millet şaşırıyor. Nasıl mavi ateş yanıyor? Ya arkadaşım çünkü orada metan gazı var. Yanan şey gaz, gaz. Su yanmıyor orada, gaz yanıyor. Evet. Yani mavi yıldızlarda da metan Olabilir. Neden olmasın? Ama tabii ki direkt tek düze bir çıkarım yapmayalım, araştıralım. Olabilme ihtimali var ama kesin öyledir demiyorum. Gidemedik daha. Henüz oralara varamadık. Ünümüz oralara ulaşmadı. Evet. Yıldızın etrafına ısı ve ışık yayar demiş Faruk. Gözlüklü yanlış yapma ihtimali sıfır. Gözlüğü var. Yıldızlar sahip oldukları sıcakların renkte görülür. Mavi gözlüğü de kesin doğru yapmış. Dünyamızın yaşam kaynağı olan Güneş de bir yıldızdır. Elinde kalemi var. Bu da kesin doğru. En sıcak yıldızlar kırmızı, soğuk yıldızlar mavi ve beyaz renkte görünürler. Bu çocuk bu biraz perma saçlı. Bu becerememiş bu işi. Arkadaşlar maalesef deniz atlasyon yapmış. Değil mi? Albay Tuna ekranı imza atmazsa imzanı taklit ederler falan sonra başına iş alırsın. Hocam yanlışlıkla hocam yanlışlıkla oldu hocam. Tamam. Hocam. KVN yıldızlarının yaşam süreci gösterilmiş. Buna göre KVN yıldızları ile ilgili hangileri doğrudur? Her iki yıldız da bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutlarının çökmesiyle oluşur. K küçük kütleli yıldız, L büyük kütleli yıldızdır. Her iki yıldız da nötron yıldızına dönüşebilirler. Arkadaşlar burada doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Her ikisi de nötron yıldızına dönüşmüyor. Zaten dönüşseydi yazardı. Şekilde gördüğümüz üzere dönüşmüyorlar. Ama iki yıldızın da oluşma şekli aynı şekil olacak değerli arkadaşım. Şeyi göremiyorum. Timuçin nerede? Aybüke. Burada. Heh gördüm. Ya Timuçin ne kadar büyüdü ya. Vallahi kırmızı da giymiş, kırmızı deve doğru gidiyorsun Timuçin. Bana ne oldu? Timuçin çok yakınında patlama. Kırmızı dev olmuş. Maşallah. Evet. Aybüke senin yemekleri de mi Timuçin yiyor? Biraz öyle bak. Hayır. Yiyor Yok değil mi? efendim. Maşallah, maşallah. Evet. Buyurun. Yıldızların ömrü kütleleriyle ters orantılıdır. Küçüksen çabuk bitiyorsun. Yani büyük kütleli yıldızlar daha az, küçük kütleli yıldızlar daha uzun süre yaşar. A pardon, ters orantılı demiş. Yıldızların ömrü kütleleriyle ters orantılıdır. Büyük kütleli yıldızlar daha az yaşıyor, küçük kütleli yıldızlar daha uzun yaşıyor. Biri büyük, diğeri küçük olan K ve L yıldızların ömürleri verilmiş. Arkadaşlar K'nın ömrü L'den fazlaysa buna göre bunlar hangilerine dönüşmüş olabilir? Ha, güzel soru. Evet, güzel soru. K nelere dönüşmüştür? K. Kara delik şeye giriyor mu Kara delik büyük yıldızlar. yıldıza? Küçük yıldızlar neye dönüşüyordu? Kırmızı dev, gezegenimsi bulutsu, sonra beyaz cüce oluyordu, değil mi? Şimdi arkadaşlar, ömrü kısaysa bu nedir? Büyük yıldız. Ömrü uzunsa küçük. Bu küçük, bu büyük. O zaman L'miz neye dönüşecek?
Arkadaşlar L'miz küçük olduğu için, pardon, ömrü kısa Beyaz olduğu için kütle. büyük olacak. Beyaz Özür dilerim. Özür dilerim. hocam. Bu L. büyük, bu küçük. Küçük olduğu için ömrü uzun. O zaman bu neye dönüşecek? 1, Hocam K. 6, bu 3, 4 ve 5. Çünkü büyük, bu küçük yıldız K, bu büyük. Büyükler kara deliğe ve nötron yıldızına dönüşüyor. Buradaki kara delik biraz nazar boncuğuna benzemiş ya. Hocam ben ya sayfadaki küçüğün nazar boncuğu sandım. Evet, nazar boncuğuna benzemiş. Gerçi nazar da öyle ha. Kara delik gibi değil mi? İnsanın içine çekiyor. Ben inanıyorum arkadaşlar. Nazar diye bir şey var. Geçen gün bir işte bir şey paylaştık sosyal medyada. Bir haftada kırılmayan tabak çanak kalmadı. Evde öyle olur ya. Nazar çıktı, nazar. Biri sakarlık yapar, bir şey kırar. Nazar çıktı. Vallahi süper iş ya. Evet. Hocam bizim Zaten kolejimizde Yunanlılar tabaklarını neden ayırırken kırıyor? Biliyorsun değil nazar mi? Yunanlılar tabak kırıyor, biliyorsun değil mi? Nazar çıksın diye. Tabak kırıyor adamlar, tabak kırıyor. Çat 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 çat. nazarın suçu neydi? Nazarın suçu nazar olmak. Hocam benim bir arkadaşım vardı. O gün voleybol maçımız vardı. Sivit giymişti böyle. Başka sınıftan biri de dedi ki çok güzel işte sivitin çok güzelmiş falan dedi. Aynı dakika içerisinde elindeki vişne suyu üstüne döküldü. Al işte. O şey gibi ya. Hani güldür güldür de var ya. Keşke benim olsa. Biliyor musun onu? He? Evet. Aynı onun gibi. Adam nasıl bir göz var? Hocam bir ders mi, iki ders mi? İki ders görünümlü bir ders. Ya bir ders ya, şaka yapayım. Bir ders. Hocam bizim televizyon ortadan ikiye ayrıldı. Televizyon Nazardan ortadan ikiye diyorlar ona. ayrıldı. Evet. Şey değil değil mi bu? Hani bir tane kadın var ya, pastadan yapıyor falan. Öyle bir şey değil değil mi? Hayır. Bildiğin televizyon ikiye bölündü. Evet. Kaç ekran? Hocam. Hocam Hocam ekranını bilmiyorum ama büyük televizyonlardandı. Ya işte biri Bir gelmiş. aldık, salonda tadilat vardı. Televizyonu salona aldık. Bir baktık televizyon gitmiş. Evet, birisi gelmiş şey demiş. Keşke benim olsa Testereyle, demiş. elektrikli Keşke. testereyle. Doğa Evet. diyen vardı bu çözünürlük arada. Bak varmış, varmış. Benim de televizyon var, 200 ekran falan diyormuşum. Yok, evde var bir televizyonum. Hocam. Sinevizyonum var. Bir de akıllı tahtam var. Sinema gibi ya hep. Şimdi Hocam şu an arkadaşlar ağzımı açabilir miyim? ben Hocam bizim de yazlıkta televizyon çalındı geçen sefer. Hocam Aa. galiba iki kez televizyon çalındı. Hocam şu an ağzımı açabilir miyim acaba? Açma. Alpay açma. Aç. Hocam bir de hocam akıllı tahtanızı arkadan Dur, gördüm dur zaten. dur, her şeyde akıllı tahtaya laf etme. Bak Alpay Tuna. Akıllı tahtaya bak. Arkadaşlar kayda alıyorum. Bir bozukluk, bir sakatlık çıkarsa direkt Alpay'dan alacağım. Direkt. Yani 4 yıldır bir film Hocam kullanıyorum. bir de Hiçbir şey bir keşke olmadı. benim olsa diyormuşum. Allah Allah Allah. Hocam direkt apartmaya gelsin. Tamam. Hemen bu konuyu kapatıyorum. Sakata geleceğiz Beren. Her an bir şeyler olabilir Bade. O yüzden buraya geçiyorum. Evet. Aşağıdaki canım tahta. Akıllı tahta. Adı üstünde akıllı. Aman ne tür bir şey olmasın. Aşağıdaki tabloda yıldız sınıflandırılması ve yıldızların ses geldi ama. Evet. Bazı özellikleri verilmiştir. X yıldızının rengi beyaz. Beyazsa neydi? Biraz sıcak. Y yıldızının yüzey sıcaklığı 3000 derece. Z yıldızının kütlesi 20 gram olduğu bilindiğine göre. Yıldızların görünen renkleri nedir? Arkadaşlar, X yıldızımız zaten beyazmış. Y'nin yüzey sıcaklığı 3000. Sıcaklığı 3000 olan hangi renge denk geliyor? Yüzey sıcaklığı 3000 olan? Kırmızı. Evet, kırmızı. Kırmızı. Z'nin kütlesi 20 gram. 20 gramlık. 20 gram değil de 20 g oluyor. 20 g olan neymiş? Nereye denk geliyor? Koyu Mavi. mavi. Koyu mavi. Güzel. Sıcaklığı en fazla olan yıldızımız hangisi? Yok. Koyu X, mavi. Y, Z'den. Koyu mavi. Tabii ki Z yıldızı. Z. Kütlelerini küçükten büyüğe sıralarsak, kütlesi en küçük olan kırmızı, yani Y. Pardon. Y en küçük.
Sonra X en büyük Büyükten kim? küçüğe. Z. Koyu mavi olduğu için Z. Böyle yorum soruları test kitaplarında karşımıza çıkabilir. Biler. Hocam bir bekleseniz ben bir yazacağım da. Bekliyorum. Tarık, Zeynep Eslem, Nil Hilal, Esila, ekranımızı açalım. Evet. Serra, nasılsın Serra? Hocam bir de bugün ödev verecek misiniz fenden? Sen sormasan Emirhan vermeyecektim ama sordum vereceğim. Yok yok bakalım. Geleceğimiz yere bir bakalım. Ama önümüzdeki hafta artık dijital ödevler başlayacak. Ona göre hazır olun. Yıldız kümeleri. Takım yıldızlar. Dünyadan gökyüzüne bakıldığında Emir, Duru bir arada görülen yıldızlara ne diyoruz? Yıldız kümeleri ya da takım yıldız diyoruz. Bazıları bunu ne diye adlandırıyor? Ezgi, Oğuzkan, Burç değil mi? Burçlar. Akrep, Yengeç gibi bazı özel isimler takılabiliyor. Hocam Eski çağlar efendim. siz ne burcusunuz? Ben Yengeç burcuyum. 5 Temmuz. Eski çağlarda Yunanlar, Romalılar yıldız kümelerini hayali çizgilerle birleştirip uydurmuşlar. Ve ünlü kişilere ya da hayvanlara benzetmişler. Bu isimlendirme günümüze kadar ulaşmış. Günümüzde de bunlar kullanılıyor. En büyük bildiğimiz ne? Büyük ayı, Büyük ayı. küçük ayı, kuzey tacı, çoban yıldızı, oryon ya da avcı, büyük köpek, ejderha, başak bunların en bilinenleri değerli arkadaşlar. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Aslında bu Yunanlılar ve Romalıların ve onların mitleri benim uzmanlık alanım diyebilirim. O öyle mi? Çok güzel. Evet. Orion'da mitolojide gigantların avcısı oluyor yani. Öyle mi? Vay. Evet, avcı gigant. O yüzden Gigant gigant Gaia'nın ne? ikinci oğulları. Gigantlar. Gigantlar ne? Titanların neyi o? Gigant, gigant, Gigant ne yani ne o? İnsan mı? Yaratık mı? Ne? gigant. Aslında Gaia'nın yani yeryüzü tanrısının ilk ikinci oğulları olarak tam insan değiller onlar yani. Tanrılar gibiler onlar da tam şey değiller. Güzel. Biliyorsunuz arkadaşlar Titanlar var. Titanlardan sonra Tanrılar devri falan uyduruyorlar öyle işte neyse. Evet. O yüzden sen o zaman antik kentleri gezerken daha bir farklı bakabilirsin. Apollon sunağı, Zeus sunağı, Afrodit sunağı bilmem ne. Evet. Hocam ben büyük köpeği ilk defa duydum. Neyi ilk defa duydun? Büyük köpeği. Gösterelim bak. Gerçekten büyük bir köpek. Orion avcı takım yıldızı. Niye? Şu elinde ok var gibi gördünüz mü? O yüzden avcı. Büyük köpek. Köpeği gördünüz mü? Evet. Kafası. Evet. Buyurun. Yalnız bunu çözemedik. Herhalde büyük ayıda bir tane teyze tavayla vurdu birinin kafaya. Tamam mı? Eski Yunan. Tava hocam. Hani Benziyor hocam. dedi ki Büyük. hayır, işin gücün yok. Yemeğe yardım etmiyorum. Kafaya bir tane tava geçirdi. Böyle yıldızlarla uğraşıyorsun diye. O da dedi ki aa bu büyük ayı olsun. Evet. Hocam Tabii eğer işin şakası bu. Arkadaşlar bunun tamamına baktığımızda bazı ufak yıldızları da var. Gerçi ayı şekli gibi. Bir uygulama söylemiştim ya. Onu da görebilirsiniz. Skywalker var. Skywalker'da bunu görebilirsiniz. hocam. Skywalk. Skywalk. Hocam yanlış görmediysek ya büyük ayı ya da küçük ayı bizim buradan gözüküyor. Gözüküyor. Biz büyük ayıyı çok rahat görüyoruz. Başka gördüğümüz büyük ayılar da var. Ama yıldız değiller arkadaşlar. Çok ayı var. Armutun iyisini yiyen çok ayı var. Arkadaşlar takım yıldızımız Kuzey Tacı. Çoban takım yıldızı. Aslında bizim çoban dediğimiz kim? Arcturus. Hani gördük ya videoda kocaman bir yıldız. Arcturus. Biz ona ne diyoruz? Çoban takım yıldızı diyoruz. Arcturus'un etrafındakiler. Bir de küçük ayı var. O da böyle bir şey. O da böyle bir kepçe, cezve gibi arkadaşlar. O Hocam. da küçük ayı. Ama biz en rahat kimi görüyoruz? Büyük ayıyı sürekli görüyoruz yani çok rahat. Evet, biraz ayılarımız çok olduğu için büyük ayıyı çok görüyoruz. Kutup yıldızı küçük ayı takım yıldızının neymiş? En parlak yıldızıdır kutup yıldızı.
Arkadaşlar onunla ilgili de kutup yıldızını söyledik. Sirius, büyük köpek takım yıldızının en parlak yıldızı. Arcturus, çoban takım yıldızının en parlak yıldızı. Bakın, kutup yıldızı bir yıldız. Sirius bir yıldız. Arcturus bir yıldız. Takımın adı değil. En parlak yıldızlar. Karıştırmayın. Büyük ayı. Hocam bir şey soracağım. Efendim. Kutup yıldızı hocam. Ömrü şu an hocam ne kadar kaldı tahmini? Merak ettiğim o Ben hocam. hemen hesaplamalarımı yapıyorum. Bilmiyorum. Bunu Google'dan öğrenebiliriz. Bilmiyorum şu an. Tamam hocam. Her şeyi Çünkü bilemem ya. hocam yerde okumuştum. En parlak He, yıldız pardon. Onun ömrünün derdi sonunda olmalı. öğrenmek değil, bilgisini satmak. Buyur sat bakayım bilgini. He. Hocam, çünkü benim en son bir yerde okuduğum en parlak yıldızlar genelde ömrünün sonunda olan yıldızlar oluyor. Yani tabii şimdi Jeko'da Türkiye'de ömrünün sonunda yani parlak bir yıldız Jeko. Hocam, yaşını sordum Google'a. Şu an 7 çarpı 10, 13 benim yok. Onu seneye okuyabileceğim, merak etme. Üslü sayıları öğretince onu okuyacaksın seneye. Tamam. Bir yıl beklememiz lazım. Evet arkadaşlar, kutup yıldızının bu 7'şer adet yıldızdan oluşmuştur. Cezveyi andırıyor. Kutup yıldızı daima nereyi gösteriyor? Kuzeyi. Evet. Hey. O yüzden yön bulmada faydalanıyoruz. Ayrıca günlük hayatta burç isimleri olarak bilinen aslan, koç, boğa, oğlak, akrep, yengeç, balık, ikizler, yay ve kova. Evet, kova biraz sıkıntılı olabiliyor. Hangi burçsun? Kova. Bildiğimiz kova. Evet, bildiğimiz kova. Evet, arkadaşlar bunlar da yine takım yıldızı. Arkadaşlar biliyorsunuz, yine ekstra bilgi vereyim. Hocam ne zaman bitecek? Senin için ders bitti be Ömer. Çıksan da olur, fark etmez yani. Bir şey kaybetmez. 3 dakikası var, 3-5 dakika. Biliyorsunuz arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bu burçların olduğundan bahsediyor. Yani bizim anladığımız manada burç değil. Yıldızların belirli böyle dizilimleri olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ilginç bir şey daha geçer. Der ki bazı böyle farklı varlıklar Allah katından gelecek bilgileri almaya çalışırlar. O yıldız kaymalarının o tür varlıkları kovaladığı söylenir. Bakın çok ilginç. Kur'an-ı Kerim'de bu yıldızlarla ilgili çok bilgi var. Tabii ki araştıran bilim adamları olmuş, çeşitli şeyler çıkartmışlar. Osmanlı zamanında da eski Türk ve Müslüman ülkelerde de arkadaşlar yıldızlara çok önem vermişler. Bununla ilgili biliyorsunuz muvakkitler, yani vakit hesaplayanlar ve müneccimler var. Müneccim, necm, yıldız demek. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var, Necm suresi. Arkadaşlar müneccimler de var. Bunlar da ne yapmışlar Ayşe? Gelecekle ilgili bilgi vermeye çalışmışlar. Ama biz şunu biliyoruz: hiç kimse geleceği ne yapamaz? Bilemez. Evet. Öyle geleceği bilmek diye bir şey yok. Ama böyle Hocam bir şey meslekler sorabilir miyim? varmış. Takım yıldızı oluşan yıldızlar birbirinden çok uzaktadırlar aslında, ama bunları yakın görmemizin nedeni ne? Uzaktan görüyoruz. Uzaktan gördüğümüz için hepsi sanki yan yanaymış gibi gözüküyor, ama hepsinin büyüklükleri farklı, bize uzaklıkları farklı. Biz onları aynı düzlemdeymiş gibi görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım, bilgilerimizi tazeleyelim. Çıkartmalarımızda yıldız ve takım yıldızı yazacağız. Çoban yıldızı ne? Bir bade yıldız mı? Takım yıldızı, değil mi? Neymiş? Yıldız ismi ise Y, takım yıldızsa takım. Sirius, yıldız. Polaris, Yıldız, 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 yıldız. Orion, yıldız, takım. yıldız, takım. Arcturus, bir yıldız. Büyük ayı, takım. Takım. Başak, takım. Vega, Yıldız. bir yıldız. Ejderha, Yıldız, takım takım. yıldızı. Güneş, Takım. yıldız. Küçük ayı, Yıldız, takım. takım. Takım yıldız. Güney tacı, Takım. Takım. evet. Yukarıda verilen görselle ilgili ne bu? Orion, avcı takım yıldızı.
Birden fazla yıldız bir araya gelmiş, evet. Küçük ayıdır Zortingen. Bu takım yıldızı oluşan yıldızlardan biri kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı burada mıydı? Hayır. Bu takım yıldızı oluşan Hiç yıldızlardan hayır. biri çok yakındır Zortingen. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 olacak. Yıldızları bilmemiz lazım. Burada da hemen Edit'e Tarık arkaya neyi koyuyorsun? Yine ünlü şarkımız Yusuf Eymen. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde, Ferdi Tayfur şarkısı. Arkaya onu editleyebiliriz. Biliyor musunuz o şarkıyı? Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. Yıldızlar da kayar Bak, durmaz çok mantıklı. yerinde. Evet. Arkadaşlar buradaki takım yıldızlarını bulun demiş. Vallahi ben en kolay büyük ayıyı bulabiliyorum. Diğerleri gel. Bir de köpek vardı. Evet. Hocam aşağıda küçük ayı var. Arkadaşlar bir numara büyük ayıymış. Bir numara nerede? Bir büyük ayı var. Büyük ayı nerede? Gösterin. Hocam oraya çok yakın. Şu mu büyük ayı? Hemen köşede bir yerde. Bu mu? Bence evet. O Cevap değil. O köpek var. değil hocam. O değil. O değil, o değil. Şu mu? Sağ üst köşe. Sağ üst köşede. Evet. Bu değil mi? O küçük ayı değil mi? Bu Hocam o küçük ayı küçük ayı mı? değil mi? O küçük ayı. Bence Ben büyük hocam ayı. o küçük Büyük ayı. ayı nerede? O küçük ayı. Hocam onun birkaç şey üstünde. Sağ üst köşe. Hocam Size başka çıkın hocam biraz. şu mu? Kıplan bu olabilir O mi? evet Evet o. o hocam o. O O büyük ayı. başkasıyla da birlikte sanki ama benziyor. Arkadaşlar başka ne var? Küçük ayıyı bulduk zaten. Sonra çoban. Çoban nerede? Çoban hangisiydi ya? Unuttum. Çobanı nasıl gösterdi? Bir daha bakalım da. Ben de tam çıkaramıyorum ha bazen. Çoban yıldızı burada gösterdim şu. Evet. Arcturus varmış. Çobana bakalım. Bir daha bakalım şeklinde de. Çoban nerede? Şu böyle değişik bir Hocam şey. ortalarda. Hocam Tam ortada. evet Ortada bir ortada. yerde. Tam Ortada. ortada. Şu mu? Evet. Aynen. Evet hocam. O. Çoban da var. Tamam. Kuzey tacı. Taç şeklinde olan nerede? Hocam sanki en aşağıda böyle. Şu mu taç? En aşağıda hocam kuzey tacı. Hayır hocam, onun Şu mu? yanında. Onun yanı Ama hocam. o köpeğe benziyor ya. Evet. Evet hocam, o köpek değil mi? Evet, o Evet, köpek. O köpeğe benziyor. o köpek. Aa, Büyük köpeğe köpek. Ejderha nerede? Abi çok zor bunları bulmak ya. Ejderha nerede? Ejderha gösterdi mi bize ejderhayı? Öğretmedi ki. Öğretmediği şeyi nasıl soruyor bize ya? Öğretmediğini soruyor. Ejderha varmış. Büyük köpek, ejderha, başak. Başak hangisi olabilir? Şu başak olabilir mi acaba? Gerçi bu da köpeğe benziyor. Büyük köpek mi bu? Çok karışık. Vallahi bulmak çok zor. zor Hocam o ya. büyük kaplan. Büyük kaplan. Evet. Peki. Tamam, bize öyle bir şey sormayacaklar. Takım yıldızların birbirine göre konumları her zaman aynıdır ve gök gözlemleri sırasında duruşları bazı varlıklara benzetilir. İnsanların yıldızların farklı görünümlerini gözlemlemesinden çeşitli şekillerden yararlanırlar. Denizciler yollarını yıldızların konumlarını kullanarak bulurken, çiftçiler bazı yıldızların doğuş zamanlarına bakarak bitkilerin ne zaman ekileceğine ve ne zaman hasat yapılacağına karar vermişler. Çok ilginçtir. Yine Peygamber Efendimiz doğduğunda değişik bir yıldızın kaydığı söyleniyor. Evet. Ona bakarak insanlar ne demişler? Bugün bir peygamber doğdu. Çok ilginç. Peygamberimizin doğacağı zamanki olan olayları biliyorlarmış arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Mecusilerin 1.000 yıllık ateşi sönmüş. Kisra'nın sarayları yıkılmış. Bunların hepsi daha önceki İncil'de ve Tevrat'ta olan şeyler. Bu yıldız da aynı şekilde varmış. O yıldız geçtiğinde bütün herkes demiş ki evet, son peygamber doğdu. Bunu bilmişler ya. Evet. Değerli arkadaşlar, kendiliğinden ışığı olmayan, çevresine aldığı ışığı yansıtan, donmuş halde buz, gaz ve tozlardan oluşan gök cisimlerine kuyruklu yıldız deniyor. Kuyruklu yıldız bir yıldız değildir. Bu aslında bir nedir? Meteordur değerli arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Burada kalalım. Daha sonra yıldızlardan devam edeceğiz. Normalde ışık yılını bu kadar açıklamamıştı. Mesela bu yıl açıklamışlar. Işık yılını. Evet, daha açıklayıcı bir şekilde vermişler. Işık Hocam bir şey, bir yılından bilgi tamam. verebilir miyim? Bir bilgi veriyorlar. Evet. Aslında şu an baktığınız yıldız.